devam edelim. Yine sağlığımızla ilgili bir haber. Organ naklinde kritik bir karar verildi. Etik komisyonu akraba dışı canlı donörden organ naklini reddetti. Mahkeme ise başka yol yok diyerek vize verdi. Konuyu İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Selami Albayrak CNN Türk'te özel olarak yorumladı. Görelim açıklamalarını. Her şey iki karaciğer hastasının İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurmasıyla başladı. Hastalar akrabası olmadıkları canlı donörden karaciğer nakli istedi. Bu istekleri etik kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu cevap red oldu. Kurul, alıcı ile verici arasında etik ve yasal olmayan bir durum bulunmadığı kanaati oluşmadı, dedi. Uzaktan akraba olup da organ vermeyi düşünen ya da düşünebilen insanın yerine koymayı kendimizi ve empati yapmayı tavsiye ediyorum. Etik komisyon tam da bu işi yapıyor. Organ vermeyi kabul eden kişiyi gerçekten gönül rahatlığıyla mı verdiği, yoksa bir çıkar karşılığında mı bu organı verdiği konusunda bir baraj, bir bariyer rolü oynuyor. İki hasta da red kararının iptali istemiyle dava açtı. Davaya bakan İstanbul 5. ve 6. İdare Mahkemeleri, organ bağışında çıkar bulunduğuna dair veri yok. Davacı ancak karaciğer nakliyle yaşayabilir, dedi ve nakil yolunu açtı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Selami Albayrak, mahkemenin verdiği kararı doğru bulmuyor. Bir organın diğer bir kişiye verilmesi konusunu bir etik komisyon kararına bağlamak zorundayız. Zira bu iki ilişki arasında artı çıkar ilişkisi gelişebilir. Türk Böbrek Vakfı da mahkemenin kararına tepkili. Vakıf, hekimler uzman değil, karar organ ticaretine yol açar, dedi. Etik komisyon organ mafyasının önünü kapatmak için var. Çıkar ilişkisini engellemek için var. Şu düşünülebilir tabii. Bir özerk. Selami Albayrak önce kadavradan yapılan nakil sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Kadavradan organ naklini bizim artırmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı organlarımızı toprağa gömmenin çok anlamı olmasa gerek. 2009 yılında cinsel kimliği sebebiyle meslekten ihraç edildiğini iddia eden eski hakem Halil İbrahim Dinçdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı açtığı da...